Gecio Medya YouTube kanalından herkese merhabalar, ben psikolog Merve İnci. Psikolog programımızda bu hafta borderline kişilik bozukluğu var. Borderline kişilik bozukluğu nedir ve borderline kişileri nasıl tanırız? Gelin bunlara bakalım. Hayatım ve duygularım çok karışık. Bir an çok mutlu olurken bir anda dünyanın en mutsuz insanı gibi hissedebilirim. Bırakma beni, sensiz yaşayamam. Bir gün sana çok samimi davranır, diğer gün yerin dibine sokabilirim. Yalvarırım beni sev. O kadar çok sev ki kendime güvende hissedeyim. Bazen karşımdakine söylediklerim edilecek laflar değildir. Borderline kişiliğim ben. Kendimde sürekli hata ararım. Dengesiz davranırım. Yetersiz miyim, değersiz miyim? Neyim ben? Bu sözler bir borderline kişilik bozukluğunun sözleri. Borderline kişilik bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu olarak da bilinir. Kişinin düşünce biçimi ve algılamasındaki farklılıktan dolayı ikili ilişkilerinde problemlere yol açan psikiyatrik bir bozukluktur. Öz denetim mekanizmalarında sorun olduğu söylenebilir. Davranışları ve düşüncelerinde bir istikrarsızlık söz konusudur. Ani ruh hali değişiklikleri, öfke kontrolünde problem yaşama, boşlukta hissetme hali, başka insanlar hakkında gerçekliği olmayan bir şüpheciliğe kapılma, güven problemi yaşama gibi durumlar görülebilir. Borderline kişilik bozukluğu uçlarda yaşar. Olaylara keskin değerlendirmeler yapar. Yani onun için ya siyah vardır ya da beyaz. Ya mükemmel ya da berbat. Ya melek ya da şeytan. Ya göklerde ya da yerlerde. Ortalama olmaz. Bu kişilik bozukluğuna sahip bireyler hangi amaçla yaşadıklarına ve gerçekte kim olduklarına dair sorgulamalar yaşar. İnsanlara ait fikirleri nedensizce değişebilir. Bir gün çok sıcak davrandığı birine, ertesi gün düşmanıymış gibi davranabilir. Gerçek kendiliği inşa edememiş bireylerde bu tarz kişilik bozuklukları görülür. Küçüklüğünde anne ile ayrışma ve bireyselleşme ile ilgili girişimlerde başarısız olunduğu söylenebilir. Borderline'ın her girişimi anneden ayrışmadır diyebiliriz aslında. Yani sağlıklı anne-bebek ilişkisi kurulmamış olabilir bu bireylerde. Ayrışma dönemi dediğimiz, annenin bebekten sağlıksız bir şekilde ayrılmasıdır. Bu anne kaybı olabilir ya da annenin çocuğuna "bak senin annen olmam" gibi tehditkar ve zedeleyici cümlelere maruz kalmış olabilir birey. Yani anne giderken bebek bilir ki annem geri gelecek, beni bırakmaz. Ama bunda öyle bir durum söz konusu değildir. Tutarsız anne davranışları bu kişilik bozukluğunun oluşumunda önemli sebeplerden biridir. Anne ihmalkar olabilir, anne ve babada tutarsız davranışlar olabilir, çocuk sözlü şiddete ya da cinsel istismara maruz kalmış olabilir. Bu yüzden ortaya çıkan borderline kişilik bozukluğunda kişi, "anne, senin sevgine o kadar ihtiyacım var ki beni yeteri kadar sevebilmen için kendimden vazgeçiyorum. Senin sevebileceğin bir insan olacağım ve sana uyumlanacağım" düşüncesine girmişti. İnkar, yapışma, kaçınma savunma mekanizmalarını kullanır. Mesela sevgilisi onu aldatmıştır ama o inkar eder. Sevgilisinden şiddet gören bir borderline olabilir. O gün morali bozuktu, canı sıkkındı diyebilir. Borderline kişilik bozukluğu genelde bir işte dikiş tutturamaz. İstikrarlı değillerdir. Eğitimine devam edememe, okulu yarıda bırakma, sürekli iş değiştirme, işinden çıkarılma, sürekli sevgili değiştirme, ikili ilişkilerde anlaşmazlık ve çatışma yaşama, evliliklerini sürdürememe, boşanma, madde bağımlılığı, kendine zarar verme, intihar girişimleri gibi durumları görebilirsiniz. İnsanlara karşı sürekli şüphe içinde olabilirler. Örneğin onunla konuşurken saatinize bakarsanız "kesin benden sıkıldı, gidecek" gibi doğruluğu kesin olmayan düşüncelere girebilir. Duygularını yönetmekte zorlanır. Ailesiyle ve yakın çevresiyle sürekli iletişim problemleri yaşar. Kendisini uçlarda, bir iyi bir kötü hisseder. Duygularını bu şekilde uçlarda yaşadığı gibi onları yönetmek ve düzenlemekte zorlanır. Bu yüzden yakınlarıyla sürekli çatışma söz konusu olabilir. Borderline kişilik bozukluğuna eşlik eden başka psikiyatrik bozukluklar da görülebilir. Bunlara depresyon, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, alkol ve madde bağımlılığı, anksiyete olarak örnek verebilirim. İçindeki boşluk hissi onları çok rahatsız eder ve bu boşluk hissini doldurmak için kişi aşırı alkol ve madde kullanabilir. Uygunsuz cinsel girişimleri olabilir. Çok fazla yemek yiyebilir, kendini kesme
kendine zarar verme gibi girişimleri olabilir. İlişkilerinde terk edilme ve yalnız kalma korkuları vardır. Bu yüzden bağımlı bir ilişki modeli yaşayabilirler. Sevgilisi onun mesajına bir iki saat cevap vermediğinde kesin beni terk edecek diye düşünebilir. Ve o kişiye dünyayı dar edebilir. Dilinin kemiği yokmuş gibi davranıp karşısındakileri kırabilir. Borderline kişilik bozukluğu yaşayan kişiler kendilerini genelde yetersiz ve değersiz hissederler. Bu yüzden kendilerini değerli ve yeterli hissedecekleri, sığınabilecekleri güçlü bir figür isterler. Bu yüzden narsistik kişilik bozukluğu ile bir aradayken onun koruması altında kendilerini değerli, yeterli ve güçlü hissedebilirler. Bir kişiyi aşırı yüceltir ve aşırı yerebilirler. En iyi arkadaş, en iyi terapist, en iyi doktor. Önce sizi göklere çıkarır ve överler. Sonra birdenbire size düşman olabilirler. Mesela en iyi, en sevdiği arkadaşı ona bir şeye haber vermeyi unutmuş olabilir. Bu arkadaşına ağzına geleni sayarak anında düşman olabilir. Borderline kişilik bozukluğu. Ama ikili ilişkilerinde ilk zamanlar ilişki bozulmasın diye çok uyumlu olabilir bu kişiler. Daha sonra en ufak bir onaylanmama, engellenme yaşadığında kaos yaratabilir ve nereye gitti bu uyumlu kişi diyebilir karşısındaki kişi. Borderline kişilik bozukluğu tedavisinde psikoterapi şarttır. Hemen tedavi edilen bir rahatsızlık değildir. Uzun ve sabırlı bir süreç gerekebilir. Terapide yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürecek işlevselliğin tekrar kazanılması, dürtüselliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar, empati yeteneğini geliştirmesi, bu rahatsızlık hakkında bilgi sahibi olması, duygu ve düşüncelerin yönetilmesi gibi çalışmalar yapılır. Bu kişiler tedaviye genelde ben borderline kişilik bozukluğu yaşıyorum diye gelmez. Daha çok 20 ile 30 yaşlarında ayrılma stresi, bir yakınını kaybetmesi, yakınlık kurma sorunları, panik, depresyon şikayetleriyle terapiye gelir. Kişinin düşünce şemaları ve savunma düzenekleri yeniden yapılandırılmalıdır. Burada terapistin rolü çok önemlidir. Terapist kişiye destekleyici, olumlu bir tutumla yaklaşmalıdır. Orada onunla olduğunu hissettirmelidir. Güvene dayalı bir terapötik ilişkinin kurulması çok çok önemlidir. Anlaşıldığı hissini almalıdır danışan burada. Terapist burada yansız ve yargısız bir şekilde danışana ayna yapacağı durumlar ve yüzleştirmeler sayesinde kişinin farkındalığını geliştirip duygularını yönetebilen, kişiliğini yeniden inşa edebilen bir birey haline gelmesinde katkı sağlayacak. Psikolay programımızda bu hafta borderline kişilik bozukluğunu işledik. Bir önceki videomuz olan narsistik kişilik bozukluğunu izlemediyseniz buradan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Gece Medya kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ben psikolog Merve İnci, hepinize sağlıklı günler diliyorum.